Merhaba dostlarım, yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Yaşım ilerledikçe etrafımdaki insanlar neden hiç evlenmiyorsun, hiç gelecek kurmuyorsun gibi laflar ediyor. İçimdeki dertleri, dramları bilseler belki de hiç sormazlar. Bilmiyorlar ki hayatımdan bütün mutlulukları çaldılar. Belki de ben de bu dertten öleceğim. O yüzden burada yaşadıklarımı ibret almanız ve etrafınızdaki insanların size neler yaşattığını görmeniz için kaleme alacağım. İkiz kardeşler Ali ve Engin, abilerin vefatından sonra ona ait eşyalar arasında bu günlüğü bulmuşlar ve çok kötü anıları, sıkıntıları yaşadığını ve abilerini hiç mutlu gülerken pek görmediklerini ve ibret olması için abilerin vefatından sonra ailesinin, komşularının, olayı bilenlerin ve dayılarının anlatımıyla bu hikayeyi toplayarak yayınlamaya karar vermişler. Olayı yaşayanlar şu anda hüzünlü bir hayat sürmektedirler. Adım Yasin. Kötü bir ortaokul hayatından sonra zar zor bir liseye girebilmiştim. Ortaokulda derslerim ne kadar kötüyse lisede tam tersi olmuş ve notlarım hep yükselmişti. Orta seviyede olsa her dönem ya takdir ya teşekkür almıştım. Ailem buna sevinmiş ve mutlu olmuşlardı. Lise 2'de bir bisiklet almışlardı. Daha düne kadar moda bir laf vardı. Bir tur versene bineyim diye. Başkalarının bisikletiyle tur atarak bisiklete binmeyi öğrenen ben, şimdi yepyeni bir bisiklet sahibi olmuştum. Şu anki haliyle Mercedes sahibi olmak gibi bir duyguydu. Okulun bittiği ertesi gün, daha sabahın 7'sinde sokaklar tek başıma tur atıyordum. Bizim mahallemizde herkesin ortadaki rampadan bisikletiyle uçuyormuş gibi zevk aldığı, önceleri orada motocrosslar yapılan ama sonradan yola katılan ve mahallenin bir yolu haline gelmiş bayır gibi bir yer vardı. Bisikleti olan bu bayırda çok kişi bisikletleriyle şov yapardı. 1-2 saat tur attıktan sonra eve dönerken sokağa girdiğimde arkadaşım olan Ali'lerin bahçede Ali ve Engin'le karşılaştım. Saat 9 gibiydi. Bunlar da kalkmış bir şeylerle uğraşıyorlardı. Bahçeye yaklaştığımda Engin koşarak yanıma yaklaşıp "Lan Yasin bu ne be?" dedi. Sanki madalya kazanmış edasıyla "Hediyem oğlum ne olacak?" diye bir gülüş attım. O sırada Ali de seslere geldi. "Yasin ne yapıyorsun?" dedi. Bisikleti görünce "O, vallahi yakıyor bisikletin" dedi. Ben de "Ne sandın? Bir anki oğlum boru mu?" diye gülmeye başladım. Çocuk haklı işte. "Hayırlı olsun" dediler. "Siz ne yapıyorsunuz?" dedim. "Gel de gör" dediler. Ali'lerin bahçeye girdik. Bir baktım, iki tane bisiklet. Ani bir heyecanla "Lan bunlar da nereden çıktı?" diye sordum ve bisikletlere ilk kez görüyormuş gibi bakarken "Engin ne sandın kardeş? Artık bizim de bisikletlerimiz var" diye gülmeye başladılar. Herhalde bu şaşkınlıklarımız bizim gibi maddi durumu iyi olmayan insanları çok mutlu ediyordu. Aynı okula giden ve notları iyi olan Ali ve Engin bisikletlerine beraber kavuşmuşlardı. Sanki milyoner gibi seviniyorduk. Bu sırada Ali'nin annesi Tülay abla elinde limonatalarla gözüktü. "Hoş geldiniz çocuklar, buyurun" dedi. Teşekkür ettikten sonra limonatalarımızı içmeye başladık. "Sen nereden geliyorsun?" dediler. "Sormayın be, saat 7'den beri dik bayırda bisiklete biniyorum" dedim. İkisi birden "Yuh, daha saat kaç?" dediler gülerek. Sonra tekrar Ali işine döndü. Bisikletine ayna, Engin de arka tarafa çanta bağlıyordu. Bisikletlerde olmazsa olmaz çanta, ayna, suluk bunlar önemli şeylerdi. Neyse ki benimkiler tamdı. Çocuklar işlerini bitirince "Haydi bir iki tur atalım" dediler. Çıktık tekrar bayra. Aslında ben sabah sürmüştüm ama onları da kıramadım. Tekrar sürmeye başladık. Birkaç atlama ve aşağı git yukarı gelden sonra güneş iyice etkisini arttırmıştı. Bu kadarlık yeterdi. Ege'nin sıcağını bilenler bilir. Gündüz çok sıcak olduğundan akşam üzeri bisiklet sürmesi harika olurdu. Engin terlemiş şekilde "Beyler çok sıcak, gitsek iyi olmaz mı?" dedi. "Vallahi iyi olur. Akşama gene geliriz" dedik. Ali akıllık etmiş, şapka takmıştı. Geri mahalleye geldik, sokağa girdik. Engin'le Ali karşılıklı evlerde oturuyor. Bizim ev sokağın sonuna yakındı. Onların evinden 6-7 ev daha uzaktı. Çocuklarla ayrıldık. "Akşama doğru görüşürüz" dedim. Eve geçip biraz uzandım. Çok mutlu olmuştum. Bisikletim olduğuna hala inanamıyordum. Okul bittiği ve yapacak bir şey bulamadığımızdan gün boyu bisiklet sürmenin hayaliyle yanıyorduk. Gün uyumak, yemek, televizyon izlemek gibi rutin şeylerle geçmişti. Arada bir Ege'nin sularına bırakırdık kendimizi. Eve gelirdik ama artık bisiklet ilk hevesimiz olmuştu. Akşam üzeri 8 gibi tekrardan Ali'lerin bahçede bitmiştik. Hava serinlemişti. Bu saate bisiklete doyum olmazdı. Ali'nin annesi, Engin'in annesi, benim annem ve 2-3 komşu kadın daha Ali'lerin bahçede oturmuş çay içiyorlardı. Çok samimi sohbet devam ederken bizler bisikletlerimizi atlayıp kornaya basa basa mahalleyi ayağa kaldırıyorduk.
Kadınlar bize şakaya oldu kızıyor. Spalar, hadi ses yapmayın diye takılıyorlardı. Ortam o kadar güzeldi ki mahallemizde. Tekrar bisiklet sürmek için çıktık rampanın oraya. Her mahallede olduğu gibi serseri tipli kişiler de gelir. Ya küçüklerin bisikletini alır zorla biner. Oraya mesken tutarlardı. Bizim de şansımıza 22-23 yaşlarına Vedat diye biri vardı. O ve tayfası serseri gibi gelenin gidenin bisikletini alır. Kahve çıkarır, huzur bırakmazdı. Mahalle ondan bıkmıştı. Biz ve 2-3 grup daha vardı. Toplamda 7-8 kişi sürmeye başladık. Kendi aramızda yarışlar yapıyorduk. Önemli olan kazanmak değil, eğlenmekti. İlerideki parkta oturan kızlar, biz izler, havalara girerdik. Şansımıza Vedat ve tayfası, aç kurt gibi orada bitmişlerdi. Diğer gruptaki çocuklardan Samet adında bir çocuk vardı. Çok samimi olmasak da merhaba edip hal hatı sormuşluğumuz vardı. Vedat gelip ne olduysa direkt ona bulaştı. Bisikletini almaya çalıştı. Biz şaşırıp kalmışken deli cesaretini tutacağı tuttu ve biz de Vedat'a bağırmaya başladık. Ne istiyorsun Samet'ten falan demeye başladık. Dayak yiyeceğimizi bilsek de korumaya çalışıyorduk. Vedat'ın yanındaki 2-3 serseri de artistik yapmaya başladılar. Gidin lan zibidiler. Sizin de işimiz yok diyorlardı ama gitmeye niyetimiz yoktu. Normalde çelimsiz, tipsiz mahluklar gibiler. Vedat'ın sırtından geçiniyorlardı. Bela insanlar böyleydi. Bağırış çağrışlar eşliğinde millet toplanmaya başlamıştı. İleriden Samet'in abisi Salih abi ve birkaç arkadaşı ortaya çıkmıştı. Vedatlara hiç sormadan tekme tokat dalıp bir güzel dövdüler. Yemin olsun sizi bir daha buralarda görürsem daha beter edeceğim diyerek bir güzel kovaladılar oradan. Biz de ortalık tekrar karışır hesabına toplandık. Mahalleye doğru geldik. Ondan sonra Samet'le de samimi olmaya başladık. Bir arkadaşlık oluştu. Sonradan öğrendik ki sabah Salih abiyle Vedatlar kavga etmişler. Çakal acısını zavallı Samet'ten çıkarmaya çalışmıştı. Yaklaşık birkaç gün böyle rahat geçmişti. Artık Samet'le grubumuzu almıştık. Bize de abisinden dolayı cesaret gelmişti. Artık korkusuz olmuştuk kendimizce. Tekrar gündüzleri pek ortalarda gözükmesek de akşamları rampanın oralarda takılıyorduk. Bu sırada parka neredeyse akşamları her zaman gelen kızları da görmeye başladık. Sarışın, yeşil gözlü bir kız dikkatimi çekmişti. Platonik hisler besleyen biri, 100 kişinin hoşlandığı bir kızı sadece kendi hoşlanıyor diye düşünürdü. Birkaç akşam dikkatimi çekti. 6-7 kız gelip takılıyorlar, sonra gidiyorlardı. Biz 4 arkadaş da onlara bakıyorduk. Bu istemsiz bakışlar bizi onlara doğru çekmeye başlamıştı. Artık bizi bisikletle kesmiyordu. Anlaşılan o ki kız ortamı daha güzel olacaktı. Yine bir akşam benim o kıza baktığımı gören çocuklar gülmeye başlamışlardı. Onlar da bakıyorlardı ama benim bakışım hislerime dökülmeye başlamıştı. İyice hoşlanmaya başlamıştım. Anlaşılan elim ayağım onu görünce kilitleniyor gibiydi ama çocuklar daha çok kızlarla zaman geçirme derdindeydiler. Aradan bir iki gün geçmişti ki artık açılmaya karar verdik. Kızlar oturmuş kola içiyorlardı. Yanlarına yaklaşıp selam verdik. Kızlar da zaten bizi bekliyorlardı. Kızların birinin adı Yasemin. Birinin Esra, birinin Ayla, birinin de yani benim hoşlandığım kızın adı da Merve'ydi. Biz de isimlerimizi söyleyip tanıştıktan sonra oturduk. Beraber çekirdek ve kola alıp sohbet etmeye başladık. Tabii yeni yeni aşıklar olarak 4 kız, 4 erkek yeni ortam oluşturmuştuk. Artık akşamları hep beraber parkta buluşup zaman geçiriyorduk. Bizim çocuklar diğer kızlarla sadece zaman geçirdikleri için arkadaşlıkları bir süre sıkmaya ve ayrılmaya karar vermişlerdi. Arkadaşça ayrıldılar ama Merve ile ilişkimiz ilerlemiş, çok mutluyduk. Artık bisikletle gezmeyi azaltmıştım. Daha çok Merve ile zaman geçiriyordum. Arkadaşlar kızsa da duygularım her şeyin önüne geçiyordu. Sanırım 2 ay olmuş, artık ilişkimiz de iyice oturmuştu. Bu sırada Sametler ailesiyle tatil için memleketlerine gitmişlerdi. Abisi falan. Yine bir akşam Merve ile buluşacaktık. Akşam olmuş, parka çıkmıştık. Bizim çocuklar her zamanki bisikletlerle rampanın orada bitmişlerdi. Biz Merve ile otururken çocuklar atlıyor, sesleri bize kadar geliyordu. Merve çok temiz bir kızdı. Öyle, göz dışarıda biri değildi. O yüzden herhalde ilişkimizi ileri taşıyıp ileride aile olmayı istiyorduk. O sırada tekrar bir bağırış çağırış oldu. Yine Vedat ve tayfası kafaları çekip meydana çıkmış bizim çocuklara, yani Ali ve Engin'e bıçak çekmişlerdi. Herkes kaçışırken ben üstüne koşmaya başladım. Niye bilmiyorum, onları koruyacağım hissi olmuştu içimde. Koşarak yanlarına varmıştım. Ne istiyorsun lan diyorduk bizden. Salih abiniz de yok. Sizi kim kurtaracak bizden demeye başlamışlardı. Anlaşılan yedikleri dayak bunlara az gelmiş ama Salih abilerin gitmesini fırsat bilip bize bulaşmak istemişlerdi. Gerçi dayıma söylesem Vedat'ın adı bile anılmazdı artık ama başını belaya soksun istemiyordum. Yoksa dövmek de kalmaz, Vedat'ı sinirden öldürebilirdi de.
Bizim bağırış çağırışlara Merve de koşarak gelmiş, beni kenara çekmeye çalışıyordu. Yola sıralanmış birbirimizi çekiştiriyorduk. O anda sadece bir fren sesi ve ışık görmüştüm. Gözümü açtığımda hastane odasındaydım. Her yerim ağrıyordu. Annem başımda gözyaşı döküyor. Oğlum benim şükürler olsun diye dua ediyordu. Neler olmuştu? Ah bir kalksam. Sonra yine gözlerim kapandı. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama eski bir Casio saatim vardı. Eskiler bilir. Işıklı, tarihli sağlam bir saattir. Kolumda değildi ama yatağımın yanındaki sehpadaydı. Biraz doğrularak baktığımda gözüme tarih ilişti. 9. ayın 1'i 1994. Emin olmak için tekrar bakmıştım. Allah Allah, neydi bu şimdi diye düşündüm. Kendi kendime konuşuyordum. Işık, fren sesi, bizim arkadaşlar ve Merve. O günkü tarihte 8. ayın 21'i 1994 olması lazım diye düşünüyordum. Zar zor doğruldum. O sırada beyaz elbiseli bir odaya daldı. Geçmiş olsun Yasin dedi. O kimdi hatırlayamadım bir an ama tam yüzüne baktığımda bu bizim mahalledeki doktor Sezgin abiydi. Ne oldu abi bana diye sordum. O da merak etme, açıklayacağım dedi. Benim o anda sinir halim tavan yapmış. Abi ne olur, neler oluyor söyle diye bağırmaya başladım. O sırada bizimkiler odaya daldı. Dayım sakin ol yeğenim, tamam. Geçti geçti diye tutmaya çalıştı. Sezgin abi bir iğne yaptı. Biraz rahatlamıştım. Bir saat geçmişti sanırım. Dayım tekrar kontrole geldi. Yeğenim, iyi misin diye sordu. Dayı ne oluyor dedim. O da, oğlum sakin ol ilk önce. Anlaşacağım tamam. 10 gün kadar önce siz bisiklet sürerken bir araç hızla gelip aranıza dalmış dedi ve yutkundu. Ama nasıl olurdu? Mervem ve çocuklara ne olmuştu? Merve ve çocuklar nasıl dedim. Dayım, merak etme onlar iyiler dedi. Öyle deyince rahatlamıştım. Sen uyu, konuşuruz deyip çıktı odadan. Ben uykuya yenilmiştim. Ertesi gün kalktığımda üstümdeki serumları çıkarmışlardı. Sezgin abi gelip geçmiş olsun aslanı deyip artık çıkabilirsin dedi. Bizimkiler zaten dışarıda hazır bekliyorlardı. Üstümü giyinip hastaneden çıkıp eve doğru yola koyulduk. Kız meselesini bir dayım biliyordu. Annemle babamdan utandığım için yanlarına konuyu açamıyordum. Nihayet eve gelmiştik. İçeri geçip bir günlük dinlenmeden sonra ertesi gün daha iyi olmuştum. Nihayet özgürlüğüme tekrar kavuşmuştum. 2 günlük bir dinlenmenin ardından bisikletim olmadan saat akşam 9 gibi sokağa çıkmıştım. Ailelerle Enginlerin oradan geçip parka doğru yol aldım. Yine bizim çocuklar oradadılar diye düşünüyordum. Düşüncemde yanılmamıştım. Ali ve Engin parkta oturmuşlardı ama o gün parkta kimse yoktu. Sanırım Eylül ayının başlangıcı ve havanın hafif yağmurlu olmasına bağlamıştım. Selam verip oturdum. Çocuklar geçmiş olsun dediler. Olay nasıl oldu dedim. Bir şey diyemediler ama trafik kazasıymış. Evdekilerin anlattığı tek bana çarpmış araba. Neyse kimsede bir şey yoktu. Ben de düzelmiştim. Merve nerede diye sordum çocuklara. Ali, taşındı gitti. Gelmez bir daha dedi. Sanırım kazan üstüne Merve'nin orada ne işi var gibi olaylar ailesine yansımıştır. Ailesinden biraz korkan bir kızdı. Onlar da salmıyorlardır artık diye düşünüyordum. Ortamda biraz sessizlik oldu. Sanki yanında kimse yokmuş gibi duruyordu çocuklar. Sonra bir köpek ortaya çıktı. Parkta bize doğru yaklaşıp havlamaya başlamıştı. İri kıyım bir şeydi. Beyler, sakın hareket etmeyin. Bu saldıracak gibi duruyor dememle bizim çocuklar köpeğin hırlamasıyla kaçmaya başladılar. Ben de onlara uyup kaçmaya başladım. Ali bir yöne, benle Engin bir yöne daldık. Engin öyle koşuyordu ki landur bekle diyordum. Engin hızlı hızlı parkın yukarısına mezarlığa doğru koşup gözden kayboldu. Yetişemedim. Ben de içimden boş ver dedim. Aşağı bizim mahallenin ana yoluna daldım. Daldım ama ben kaçtıkça köpek arkamdan geliyor, kurtulamıyordum. Neyse ki bizim sokağın başına kadar koşarak gelip Erdal abinin bakkala kendimi zor atmıştım. Köpek gözden kaybolup gidene kadar içeriden çıkmamıştım. Erdal abi, Yasin ne oldu? Neyden kaçıyorsun diye sordu. Ben de sorma abi. Köpek çocuklarla beni kovaladı. Zor kurtulduk dedim. Tekrar kimleri kovaladı diye sordu. Ben Ali ve Engin dedim. Adam suratıma tuhaf tuhaf bakıp tamam sen git dedi. Lan sanki bakkalını yemiştik. Allah Allah. Neyse çıktım evime gittim. Yarın sorarım onlara niye kaçtılar diye. Ertesi gün olduğunda parka çıktım. Ama çocukları göremedim. Yolda geri gelirken mahallenin girişinde Tülay abla ve Engin annesi Zehra ablayı gördüm. Bir yerden geliyorlardı. Onları görünce yanlarına yaklaşıp selam verdim. Suratıma sanki kızgın gibi bakıyorlardı. Engin Ali'yi sordum. Zehra abla sinirli sinirli tövbe tövbe deyip bir şey demeden yanından geçip gittiler. Sanırım bana kızıyorlardı. Çocuklarla çok zaman geçiriyoruz. Zamansız parka çağırmalar, gezmelerimize kavga türü şeylere de bir de üstüne kaza olayı tuz biber olmuştu. Aileleri bu tür şeylere kızan çocuklardı.
sanırım. Vedat pisliğine bulaştık diye de ayrıca bana kızıyorlardı. Sanki bir şey yapmışım gibi. Herhalde bu tür şeylere bozuldular deyip yoluma gittim. Mahalleye dönüp akşam üzeri parka çıktım ama bizim çocukları göremedim. Neler oluyordu lan mahallede? İyice sıkılmaya başlamıştım. Bisikletimin yüzüne bile bakmıyordum artık. Evime geri döndüm. Enginlerin evinin önünden geçerken Ali'lerin evine de göz ucuyla bakmıştım. Tülay abla camın önünde durmuş. Hem dalgın hem sanki sinirle dışarı izliyordu. Enginlerin evine baktığımda ise Zehra ablanın bağırarak evin içinden sanki bir şeyler kırılıyormuş gibi sesler geliyordu. O geri gelmeyecek. Gelmeyecek işte dediğini duydum. Kime demişti? Kim gelmeyecekti anlamadım. Ama kapıdan Engin'in babası Selim abisininle çıkıp beni kapının orada görünce dolaşma lan serseri buralarda demesine çok üzülmüştüm. En yakın arkadaşlarım ve ailelerine neler oluyordu anlamıyordum. Çocukları sanki yoldan çıkarıyormuşum gibi davranıyorlardı ama kimseye bir şey yapmamıştım ki. Merve bile gitmişti. O zamanlar ne telefon ne internet vardı. Eve geldim. Dayım sağ olsun o zamanların meşhur oyunu Super Mario'lu Atari'sini getirip bize bırakmıştı. Sanırım benim kaza geçirmem dolayı üzülmüş. Anneme yeğenime hediye ediyorum deyip bırakmıştı aslan dayım. Üzülüp sinirlensem de evdekilere bir şey demedim. Biraz ara vermek iyi gelirdi. Ne de olsa yine gezer tozardık ortalık yetişince. Bu düşüncelerle birkaç gün öyle takıldım. Evden çıkmadım. Mahallede neler oluyordu anlamadım. Çocuklarla irtibatı koparmıştık. Sanırım Vedat korkusu onları bastırmıştı. Beladan uzak dur metodu uyguluyorlardı kendilerince. Eylül ayı malum lise 3 başlayacaktı. Birkaç gün okul işlerine baktım. Kıyafet, defter, kalem gibi. Sokağa çıktığımızda annemle yürüyorduk. Tülay abla bahçede oturuyordu. Annemle arası iyi olan bir kadındı. Hatta birbirimize gidip gelip ailecek yemek yiyip çay içtiğimiz insanlardı. Klasik mahalleleri herkes bilir. Annem bir şey demeden evine girdi. Bu dikkatimi çekmişti. Ne olmuştu da 3-5 gün önceki samimiyet gitmişti. Çarşıdan gidip eksikleri alıp geldik. Nihayet pazartesi okul başlamıştı. Yolda çocukları görürüm diye çok bekledim ama bir türlü gelmemişlerdi. Tek başıma okula gitmiştim. Sanırım okul başlangıcı biraz iyi gelmişti. Merve'yi unutmamıştım ama nerededir bu kız? Haber verir umarım diye bekliyordum. Hani aile olacaktık? Ne çabuk benden vazgeçmişti. Okulda kendimi yordum. Merve'den bir haber gelir diye. Neyse okulda sıradan ilk günüm geçmişti. Gelen arkadaşlar geçmiş olsun deyip geçiyorlardı. Sanırım kazayı duymuşlardı. Akşam üzeri okuldan geldim. Yorulmuş olmalıyım. Biraz yattım. Saat 9-10 gibiydi. Akşam odamın camının tıklandığını duydum. Kalktım. Uyku sersemi Ali ile Engin camın önüne yaklaşmışlardı. Camı açtım. Lan siz ne yapıyorsunuz burada dedim. Çocuklar dışarı gel dediler. Odadan çıktım. Bizimkiler televizyon izliyorlardı. Babam nereye dedi. Çocuklar gelmiş bekliyorlar dedim. Sormadı kimler diye. Ben de çıktım. Terlik giymiştim manyak gibi. Köşeye geçmişlerdi. Sanki gizli iş çeviriyoruz gibi. Sanırım bunda ailenin kızgınlığına uğramamak için kimse görmesin diye gizlice görüşmek istemişler diye düşünüyordum. Lan kaç gündür neredesiniz dedim. Suratları askı şekilde bana baktılar ve sen gel dediler. Çıktık parkın oraya. Yolda hiç konuşmuyorlardı. Soru soruyorum. Oralı bile olmuyorlardı. Sadece biri bekliyor seni dediler. Oğlum lan şifreli konuşmayın diyordum. Sanırım kavga, Merve ve kaza olayı çocuklarla biraz aramı açmıştı. Parka gittiğimizde o da ne? Merve salıncakta oturmuş sallanıyordu. Koşarak yanına gittim. Çocukları bir an olsun unutmuştum. Sana geldim diyordu. Doya doya sarıldık birbirimize. Başta bana demişlerdi ya o taşındı gitti. Yalanlar ortaya çıktı diye sevinmeye başlamıştım. Merve unutmamış. Benim için gelmişti. Aşk buydu sanırım. Yanındaki salıncağa oturdum. Neden siz ikimiz de sallanıyorduk? Çok özledim seni dedi. Ben de çok özlemiştim Merve'yi. Bir süre aşıklar gibi bakıştık. O bana gülüyor. Ben ona gülüyordum. Bir süre daha sallandık. Akıl işte. Sarılmak yerine utanarak sallanma hoşumuza gitmişti. Sanırım ilk kez bir kız arkadaşım olmuştu. Ondan dolayı nasıl davranacağımı pek bilmiyordum. Ayaklarımı toprağa sürerek salıncağı durdurdum. Terlikle gelmiştim ve ayaklarım toprak olmuştu. Merve'ye dönüp hadi oturaklara gidelim diye döndüğümde o da ne? Bomboş salıncak sallanıyor ama Merve yoktu. Dona kalmıştım. Bu neydi şimdi? Sadece kekeleyerek Merve diyebildim. Çocuklara baktığımda onlar da yoktu. Lan ne oluyordu burada? Nasıl bir hışımla koştum bilmiyorum ama parktan çıkıp köşeyi döndüm. Geçenlerde bizi kovalayan köpeğin iki ayak üstünde durduğunu gördüğümde o anda kendimi kaybetmiş ve bayılmıştım. Gözümü açtığımda oğlum şu suyu iç diyen babamı görmüştüm. Doğrulduğumda odamdaydım.
Neler olmuştu? Rüya. Sadece rüya gördün dedi babam. Annem koşmuş, havlu getirmiş. Terleyen yüzümü sırtımı siliyordu. Ne? Rüya mıydı bunlar dedim. Çok gerçekçiydi. Su içtikten sonra tekrar uykuya daldım. Sabah kalktım. Yatağın içinde otururken okula gitmek istedim ama bizimkiler izin vermedi. Geriye attım. O gün evden hiç çıkmadım. Akşam üzeri kendime geldim ama yatağımı açtığımda ayaklarım toprak, bildiğiniz toprak içindeydi. Korkudan dona kalmıştım. Neler oluyordu bana? Anne diyebildim ama evde kimse yoktu anlaşılan. Odadan çıktım. Salona doğru ilerledim. Saat akşamın 11 gibiydi. Cama yaklaşıp sokaktalar mı diye bakayım dedim. Zaten bizim ev tek katlı, sokağı sıfır ve alçak zemin sayılan klasik mahalle eviydi. Camı açsam bütün sokağı görüyordum. Cama yönelip perdeyi açtım ama Tülay abla ile Zehra abla bizim camın önünde duruyorlardı ve sinirli sinirli bizim evi izliyorlardı. Bir anda korkuyla irkildim ve sadece anne, anne diye bağırarak evi dolaşmaya başladım. O sırada dışarıdan anahtar sesi geldi. Kapıdan ilk önce babam, sonra dayım, annem de arkalarından koştur koştur içeri girdiler. Dayım koştu, su getirdi. Neyin var aslanın diye söyleniyor, bizimkiler beni tutuyordu. Oğlum oğlum diyorlardı. Hem su içiriyorlar, hem ağlıyorum, hem de kekeliyordum. Tülay abla, Zehra abla camın önünde beni izliyorlar diyordum. Kimler kimler dediler. Onlar diyordum. Dayım tekrar cama koştu. Kimse yok dedi. Duracakları yok ya, gitmişlerdir herhalde. Son ayaklarımı gösterdim ve yatağımı söyledim. Toz toprak içinde diye ama bana baktıklarında ayaklarım tertemizdi. Bizimkiler odaya koşup yatağıma baktılar. Yatağım da tertemizdi. Neler oluyordu bana? Bir şeyler ters gitmeye başlamıştı anlaşılan. Çocuklar, rüya, anneleri hepsi üst üste geliyordu. Beni salona oturttular. Orada yatmamı istediler ve bizimkiler de salona oturup düşüncelere daldılar. Başımda annem dua etmeye başladı. Babamla dayım mutfağa gitti. Konuşuyorlardı. Sonra benim odadan bir cam sesi geldi. İçeri koştular. Camı birileri indirmişti. Dayım sokağa koştu ama kimseyi görememişti. Kimdi bunlar? Benden ne istiyorlardı? Dayım, olacak iş değil, başka bir şeyler var dedi. Babam, mahallenin serserileri falandır diyordu. Aslında dayım, bize yakın otursa kimse bir şey diyemez ama o başka bir ilçede oturuyordu ve zırt pırt gelme şansı yoktu. Neyse ki uyku gene ağır basmış, rüyalara dalmıştım. Ertesi gün kalktım, hiçbir şey demeden üstümü giyinip okulun yoluna koyulmuştum. Evdekilere kalsa bir yere bırakacakları yoktu. Okuldan zar zor eve gelmiştim. Evde şansıma kimse yoktu. Kırılan camlar tamir edilmişti. Bizimkiler anlaşılan gün boyu dün gece kırılan cam olayıyla uğraşmıştı. Sonra da biraz oturmak için bir yere gitmişlerdi. Kafamda bir ağırlık vardı. Sanki kafamı bir yere vurmuşum gibi. Öyle yatağa attım ki kendimi. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama bir ara uyandığımda sanki normale dönmüştüm. Baş ağrım geçmişti. Çay kaşıklarının sesini duyabiliyordum. Yanılmamıştım. Bizimkiler oturmuş, çay içiyorlardı. Ben de oturdum. Çok acıkmıştım. Annem çay verdi. Şekeri alacağım. Şekerlerin içinden iki siyah böcek çıkmıştı. Ya Rabbi, bunlar da ne ya? Elimi yavaşça geri geri çekmeye başlamıştım. Bizimkilere baktığımda bana gülüyorlardı. Şekerleri beğenmedi bizim beyefendi diyorlardı. İstersen biz karıştıralım diyorlardı. O an böcekleri görmüyor musunuz diyeceğim ama bir türlü diyemiyordum. Neler oluyordu bana? Sofradan sinirle kalkıp salona geçtim. Salonda zor da olsa gözlerimi kapattım. Rüyamda eski bir mezarlıkta Merve'yi gördüm. Neden kaçtın benden diyordu. Ben şaşırmış, sen yok oldun gittin diyordum. Merve gülerek, gel bak sana evimizi göstereceğim, hiç ayrılmayacağız dedi. Yalın ayak ona yaklaştım ve hani evimiz nerede dedim. İki boş mezar göstereyim, bak beğendin mi evimizi dedi. Bizim evimiz mi dedim ve korkarak oradan kaçarken kendimi karanlığın içinde hırıltılar çıkararak uyandım ama her yerim ter olmuştu. Oh be, rüyadır diyordum ki gözlerimi hafif açtığımda Tülay abla, Merve'nin annesi Sibel abla ve Zehra abla bizim salonda oturuyorlardı. Yerde kalanı 3 tane domuz yavrusu ama bedenlerinin yarısı olmamasına rağmen yine de canlıydılar. İki mum yakmışlar. Tülay ablanın elinde tava, içinde ise pis kokan et gibi bir şey vardı. Mumların üstünde tutuyordu. Zehra abla ve Sibel abla da ellerini ilk tahta kaşıkla içindekileri karıştırıyor. Sanırım içinde et pişiriyorlardı. Bana bakıp üçü birden gülerek bak sana yemek pişiriyoruz demeye başladılar. Neler oluyor burada diyeceğim onu bile diyemiyordum. Adeta kilitlenmiştim. Dilim tutulmuş. Kalbim küt küt etmeye başlamıştı. O an delirecek gibi olmuştum. Sonra nasıl oldu bilmiyorum ama öyle bir bağırmışım ki gelişi güzel kendim bile yerimden zıplamıştım. Gözümü açtım bir odadaydım. Pek yabancı gelmemişti burası. Yine beyaz önlüklü birisi uyandın mı dedi. Bir kızdı ama bu Merve'ydi. Merve. Merve derken
Tamam sakin ol dedi ve bir iğne yaptı. Yavaşça kendime gelmeye başlamıştım. Şimdi daha iyi misin diye sordu. Hemşirenin yüzüne tekrardan baktığımda yabancı birisi olduğunu görmüştüm. Bana gülerek çok şanslıymış bu Merve kimse deyip odadan çıktı. Of gene neler olmuştu bana. Neler yaşıyordum ben. Odaya tekrardan dayımla beraber Doktor Sezgin abi girmiş beni kontrol ediyorlardı. Dayıma ne oldu bana diye sordum. Dediğine göre okuldaymışım. Akşam zil çalmış, herkes çıkmış. Hademe içeri girip benim tek başıma sıramda hiç kıpırdamadan oturduğumu görmüş. Sonra okulun nöbetçi öğretmenine koşmuş. O da sınıfa gelip kontrol edeceği sırada benim biriyle konuştuğumu görmüş ve ne yapıyorsun sen burada tek başına, kiminle konuşuyorsun demesiyle hiçbir şey demeden koşmaya başlamışım. Koşmamla koridorda takılıp başımı sınıflardan birinin kapısına çarpmışım ve bayılmışım. Onlar da hemen hastaneye getirmişler ve ifadeyi de ona göre vermişler. Zeki hocaymış bizim nöbetçi hoca. Polisler de sonra aileme haber vermişler. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Diğer çocukların demesine göre okulda hiç ders yapmıyormuşum. Akşama kadar oturuyormuş ve arada bir kalkıp kendi kendime halay tarzı dans ediyormuşum. Başta kazadan sonra biraz sıkıntılıyımdır diye hocalar tolerans tanımışlar ama arada sırada boş boş oturup Merve diye biriyle konuştuğumu söylemişler. Bunlardan sonradan haberlerim olmuştu ama benim hatırladığım topu topu iki gün gitmiştim okula. Bana şizofreni tanısı koymak için o kadar nedenleri olmuş doktorların ama yine de geçici bir şey olduğunu söylemişler. Gene uykuma yenilmiştim. Anlaşılan hastane yuvam olacaktı bu gidişle. Bu arada sakinleştirici iğnenin etkisiyle uykuya dalmasına dalmıştım ama bir şekilde yine uyanmıştım. Odadan çıktığımda bizimkileri göremedim. Nerededirler acaba diyordum ki bizim kattaki kantinin orada dayım, annem ve babamla oturmuş benim durumumu konuşuyorlardı. Ben onlara gözükmeden bir kenara geçip neler konuşacaklar onu izliyordum. Annem bu çocukta bir haller var. Başka bir şey oluyor buna. Babam ise çocuk işte kaldıramadı olanları zamanla geçer diyordu. Dayım da enişte ablam doğru diyor dedi. Bu sıra Doktor Sezgin amca bizimkilerin yanına gelmişti. Durumumla bizzat ilgileniyordu anlaşılan. O gece nöbetçiydi. Dayım çay almaya gitmişti. Babam, Sezgin'im ne olacak bu oğlanın hali diye sordu. Doktor Sezgin amca daha samimi olmaya çalışıyordu. Vallahi komşum bizim de sakinleştiriciden başka bir şey yapacağımız bir şey yok. İsterseniz psikiyatriye sevk edeyim dedi ama annem bunu kabullenemiyordu. O sırada dayım gelmiş. Çayları servis yapmaya başlamıştı. O da oturdu. Annem ve babam ellerini düşünceli düşünceler ovuşturuyorlar. Tedirginlikleri yüzlerine yansıyordu. Doktor Sezgin amca çayını neredeyse bitirmişti ki bizimkiler çaylarını daha yeni ellerine sürmüşlerdi. Dayım tekrar bu çocukta başka bir şey var Sezgin Bey diye söylenmeye başladı. Sezgin amca bir kağıt çıkarıp üstüne bir şeyler yazdı. Bizimkiler ne yazıyor diye merak içindeydi. Sonra kağıdı ikiye katlayıp babam uzattı ve Harun abi hocama selamı söyleyin işinizi halledecektir deyip yanlarından kalktı. Doktor Sezgin gidince ben de yavaşça yanlarına gittim. Hiçbir şey duymamış gibi bizimkiler beni görünce aa oğlum ne işin var diye söylendiler. Ama ben anne uykum kaçtı azıcık nefes alayım diye çıktım. Hayırdır bir şey mi oldu oturuyorsunuz dedim. Sanki biraz önceki konuşulanları duymamış gibi yaptım. Babam yok oğlum bir şey deyip kağıda elini attı. Doktor Sezgin abinin verdiği kağıdı açınca şaşırıp kaldık kağıtta. Kastamonu, Tosya, Aşıklar Köyü, Kabil Hoca yazıyordu. Bu neydi şimdi? Başka hiçbir şey yazmıyordu. Annem benim delirmemden korkuyordu anlaşılan. Doktor Sezgin, doktorluğu aşan bu işten hoşlanmamış, başka bir şeyin olduğuna inanmak istiyordu. Bana neler oluyordu? O sırada annemle babam kalktılar. Dayım Orhan, hastanede refakatçi kalmak istemişti. Bizimkiler için biraz evde dinlenmek iyi olurdu. Onlar eve doğru yol alırken dayımla biz de odama doğru yol almıştık. Ertesi gün bizimkiler hastaneye geldi. Uyanmıştım ama gözlerim yumuş dinleniyordum. Bizimkiler içeri girdiler. Dayım bizimkilere ne oldu? Hayırdır yüzünüz sararmış dedi. Annem ise telaşlı telaşlı konuşuyor. Aman sus Yasin duymasın diyordu. Dayım da yok abla uyuyor. Merak etmeyin diye söyleniyordu. Annem dayıma sorma oğlum. Akşam neler oldu bir bilsen dedi. Dayım şaşırıp abla anlatın ne oldu hayırdır dedi. Babam anlatmaya başladı. Uykunun orta yerinde sanki evin ortasında davul zurna çalıyorlar gibiydi. Ablamla uyandık. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Evde adeta bir şeyler olduğu kesindi. Odadan çıkıp salona baktık. Sehpa ters dönmüş. Vitrindeki bardaklar yerle bir olmuş. Televizyon köşeye fırlatılmış. Kanepeler açılmış. Adeta evde bir şeyler aranmış gibiydi. Hadi. Hırsız gitse değil sağ sol dağıttı ama davul zurna sesi neydi onu anlamadık. Camlar da açılmıştı biri girdi bir şeyler aradı desen olmazdı.
Çünkü camlar demir korkuluklu ve kapı da içeriden kilitliydi. İyice ters giden şeyler var. Korkudan sabaha kadar dua edip uyuyamadık. Şimdi karakoldan geliyoruz. Aman sakın Yasin'e bir şey anlatmayalım. Çocuk korkmasın dedi. Dayım bizimkilere merak etmeyin. Hırsızlarsa bulunurlar ama içeriden kilitliyse o evde ne oldu? Bacadan girmediler ya dedi. Annem sinirle, bilmiyorum Orhan'ım ama sokakta neredeyse istenmeyen aile olmuşuz, bunu anladık. Herkes bizden kaçıyor, nefret ediyormuş gibi davranıyorlar. Bir tek Doktor Sezginler ve Kenanlar bize karşı iyi. O yüzden en uygun kişi Kenanlar. Bir süre buralarda olamayacağımızı söyleyip Kastamonu'ya gideceğimiz için bir şey olursa diye anahtarı ona bıraktık. Kenan'ın yanından ayrıldıktan sonra hastaneye gelmeden otogara gittik. Neyse ki akşam 9 gibi bir otobüste yer bulduk ve direkt hastaneye geldik. Sen şimdi eve git dinlen. Akşam 7 gibi otogara gel diye tembihledi. Dayım beni ve annemleri öpüp odadan çıktı. O gidince bizimkiler de sanırım kantine bir şeyler içmeye gittiler. Ben o sırada yeni uyanmış gibi gözlerimi ovuşturup hiçbir şeyin farkında değil gibi davranıyordum. Aradan bir saat geçti. Annem odaya geldi. Annem, uyandım yavrum. Şu elbiseleri giy dedi. Ben de anne neler oluyor, elbiseler ne için diye sordum. Baban Sezgin Bey'e gitti. Çıkış işlemlerini yapacak. Hiçbir şeyin yokmuş. Şimdi uzun bir yolculuğa çıkacağız dedi. Nereye gidiyoruz dedim. Annem de sahte bir gülümseme takınıp babanın dayısına dedi. Babamın dayısı mı? Nerede ki dedim. Kastamonu'da. Senin için hava değişikliği olur. İyi gelir. Az biraz uzaklaşmak iyi gelir dedi. Ne hava vardır oralarda anne dedim. Annem de bana sarılıp evet evladım çok güzeldir oralar, şu an esiyordur, kafamızı dinleyelim az biraz değil mi? Birkaç gün takılıp geliriz dedi. Ben azıcık dinleneyim diye odadan çıktı. Saatler geçmişti. Nihayet saat akşam 6 gibi hastaneden çıktık. Bir taksiye binip otogara geldik. Dayım erkenden gelmiş, otobüsün oralarda dolanıyordu. Bizi görünce koşup çantalarımızı aldı. Ben nedense dayımı görünce çok sevinmiştim. Çünkü en çok ona güveniyordum her şeyde. Dayım vurdulu kırdılı olduğundan varlığı cesaret veriyordu. Otobüs kalkmadan önce otogarda bir çorba içip ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra otobüse geçip koltuklarımıza oturduk. Nihayet yolculuk başlamıştı. Annemle ben önde, babamla dayım arkada futbol konuşarak yol alıyorduk. İzmir'den Kastamonu'ya başka türlü yol çekilmezdi. İnceden bir yağmur yağmaya başlamıştı. Gecenin ikisi gibi Bolu taraflarında derin bir uykuya dalmıştık. Gece beni dürten bir şey yüzünden uykunun ortasında uyanmıştım. Gözümü açtığımda yanımda Merve'yi görmüştüm. Şaşırarak, Merve sen misin dedikten sonra evet benim dedi. Merve'ye seni çok seviyorum diyebildim. Birazdan kaybolacağını bildiğim halde yine de çok seviyordum Merve'yi. Merve de ben de seviyorum ve ömrümün sonuna kadar senin olacağım deyip otobüsün buğulu camına bak aşkım dedi. Cama bakınca gülen bir yüz görmüştüm. Çok sevinmiştim. Ben de o da yanına kalp işareti yaparken bak aşkım. Bu da senin için demiştim ki yüzüm Merve'ye döndüğümde o dene. Merve'nin yerinde annesi böyle oturuyordu. Pis pis bana bakarak bak sana yemek vereceğim diyordu. Pis kokan canlı gibi hareket eden bir şeyi uzatarak ye hadi diyordu. Ben direnmeye başladım. Hayır, hayır bırak beni diyebilmiştim. Neler oluyordu yine? Bağırarak anne dedikten sonra gözümü açmıştım. Uykuya dalmış otobüstekiler bağırışlara yerlerinden fırlamışlardı. Bizimkiler tamam, tamam geçti diyor. Otobüstekiler kolonya falan sürüyorlar. Arkadan yolcuların vah vah, zavallı delirmiş kendi kendine konuşuyor dediklerini duyabiliyordum. İyi de neden buradaydık, nereye gidiyorduk, niye evimizde değildik? Bir an Kastamonu'ya gittiğimizi unutmuştum. Bana neler oluyor, bunları düşünüyordum. Şoför, isterseniz biraz sene gidelim diyordu ki bizimkiler gerek yok, geçer dedi. Babam yolculardan özür diledikten sonra yolumuza devam ettik. Bir süre sonra uyku yine ağır basmış, uyumuştum. Gözümü açtığımda bizimkilerin gözlerini ovuşturarak kalktıklarını görebiliyordum. Sanırım dün gece benim yüzümden hiç uyumamışlardı. Otobüs durmuş, herkes inmeye başlamıştı. Yerimizden zar zor kalkıp otobüsten inmiştik. Saat sabah 7 gibi Kastamonu soğuk kuru ayazı daha otobüsten iner inmez iliklerimize işlemişti. Otogardaki çorbacıya girip güzelce bir sabah çorbası içmiştik. İçimiz ısınmış, üstüne de güzelce bir çayı gelmişti. Ama kuru soğuk havaya biraz hazırsız yakalanmıştık desek geridir. İzmir'de hava sıcak, nereden bilecektik? Neyse ki çarşının içi olduğu için serin havada giyilebilecek sezonluk birer hırka tarzı bir şey aldıktan sonra otogardan çıkmıştık. Tosya ilçesine giden otobüse bindikten sonra 45 dakika kadar yolculuk başlarken yağdı yağacak bulutlu hava yerini yağmura bırakmıştı. Gidene kadar hiç durmadı desem yeri vardı. Tosya merkezde indikten sonra ilçenin içinde eski garaj diye bir yer vardı. Oraya vardık. Köylere giden minibüsler sıra sıra kalkıyordu.
Babam birine yaklaşıp, ''Hemşerim, biz Aşıklar Köyü'ne gideceğiz. Hangi minibüs kalkıyor?'' diye sordu. Şoförlerden biri, ''Abi, ne işiniz var orada?'' dedi. Babam, ''Dayım, dayım oturuyor orada.'' dedi. Adam suratımıza bakıp, ''Emin misiniz?'' diye sordu. Babam kağıt çıkarıp, ''Evet, eminim.'' diye söyledi. Adam, ''Allah Allah.'' deyip bir minibüsün yanına gitti. Oradaki şoförle ne konuştu bilmiyorum ama bizi işaret edip çağırdı. ''Arkadaş sizi bırakacak.'' dedi. Minibüse bindik. Sadece şoför ve bizim aile vardı. Bindik ama adamın suratı asık gibi hem gaza yükleniyor hem sigara içiyor hem de bize arada bir dönüp bakıyordu. En sonunda dayanamayıp dikiz aynasından bakarak ''Abi ne işiniz var o köyde?'' dedi. Babam biraz da sinirlenmişti. Herhalde bendeki halleri artık morali bozuluyordu. ''Kardeşim dayım var dedik ya.'' dedi. Adam da ''Tamam abi ne kızıyorsun?'' deyip sesini kesti. Annem babamı dürtüp ''Neye kızıyorsun?'' der gibi söyleniyordu. Şoför ondan sonra hiç konuşmadı. Artık köy tarzı yolları geçmiş, yeşil vadi gibi sahipsiz arazileri sıra sıra geride bırakıyorduk. Bir nevi orman arası gibi yerlerdi. Yarım saat falan geçmişti. Önümüzde kocaman bir dağ belirmişti. Şoför biraz ortamı yumuşatmak için ''Abi bakın şu dağ Ilgaz Dağı'' dedi. Öyle heybetli duruyordu ki tepesindeki erimemiş kar kütleleri adeta gelinlik gibi gösteriyordu Ilgaz'ı. Bizimkiler yatışmış gibi ''Vay be ne güzelmiş'' demeye başladılar. Dayım niyeyse hiç konuşmuyordu. O da yorulmuştu anlaşılan. Bir süre dağ yol olduktan sonra şoför durdu. ''Niye durdun?'' dedi dayım. Eski köy yolu gözükmüştü. Önümüzdeki yol yolluktan çıkmıştı. Anlaşılan bu yol 50 senedir hiç kullanılmıyordu. Şoför bize dönerek ''Abi şimdi eğer normal yoldan gidersek 30 kilometre daha gitmemiz lazım.'' dedi. ''Babam niye bu kadar sürüyor?'' dedi. Şoför de ''Ağaçlar köyüne giden yol aşağı derenin orada yaz günü sel yüzünden kapandı. Köprü de yıkıldığından dolayı aşağıdaki Sarılar, Kazan, Kurakköy ve Eminbey köyleri var. Onların altında köprüden geçiş verdiler. Yani git git bitmez.'' dedi. Babam ne olacak diye sordu. Şoför de valla isterseniz şöyle yapalım. Buradan eski köy yolu izlerseniz 1,5 kilometre sonra Ağaçlar Köyü'nün köprüsü çıkacak. Muhtemelen su kurumuştur. Oradan geçersiniz. 5 dakika sonra köyün içinde olursunuz ama valla açıkçası o köy pek tekin bir yer değil dedi. Zaten 15-20 kilometre yol 45 dakika sürmüştü neredeyse. Bu kadar bile gelmemiz bizi yormuş. Tangur tungur arabanın tekerine değdikçe yerimizden zıplatan taşlı yollar bizi adeta sinir etmişti. Bizimkiler tamam biz yürürüz dediler ve indik. Şoför biz inince adeta kaçarcasına basıp gitmişti. Lan insanlık neredeyse ölmüş gibi o toz dumana katıp giderken arkasından bakıyorduk. Aldık çantamızı. Fazla bir eşyamız yoktu zaten. Eski, kapanmaya yüz tutmuş köy yoluna girip 300-400 metre kadar ilerledikten sonra karşımıza çok eski bir çeşme çıktı. Muhtemelen eskiden yol kapanmadığın gelen giden burada su içiyordu. Anlaşılan tipik köy yolu çeşmesiydi. Bizimkiler çamurlu yol yüzünden yorulmuştu. 15 dakika kadar durduktan ve neredeyse kurumuş çeşmeden zor da olsa azıcık su içtikten sonra tekrar yola koyulduk. Dayım biraz ileride iri bir sopa tarzı bir şey bulmuştu. Ne olur ne olmaz köpek falan çıkarsa kovalarım diyordu. Dayım arada bir hesap yapıyor. Yarım saat sonra orada izliyordu. Gerçekten de öyle bir mesafe yarım saatte gidilebilirdi. Düz asfalt yol olsa 15 dakikada bile giderdik. Az mı yürürdük mahallede çocuklarla? Neyse Ağaçlar Köyü'nün eski yolundaki hafif rampayı geçtiğimizde nihayet Ilgaz Dağı'nın etekleri sayılan köyler gözükmüştü. Oh be nihayet diyorduk. Yağmur sonrası öğlen silik güneşi biraz da olsa ısıtmıştı bizi. Yolun altındaki uzun çayırda köy yolu iyice kapanmıştı ama sağa sola sapmadan aşağı doğru ilerledik. Dayım biraz önden gidiyordu. Nihayet köy karşımıza belirmişti. Çayın oradaki yabani elma ağacının altına geçip biraz daha oturup dinlendikten ve birkaç elma yiyip çantamızı da 3-5 tane aldıktan sonra tekrar yola koyulduk. Ama bir şey dikkatimizi çekmişti. Ağaçlar Köyü bayağı bir yukarıda, diğer köyler sanki 25-30 kilometre aşağıda bu köyden bağımsız gibi duruyorlardı. Ne çok mesafe vardı aralarında. Sanırım şoför haklıydı. Aşağı köylerin oradan bir dağ dolaş, yukarı çık. O yol bitmezdi. Yürürken çalılıklar başlamış. Köy evleri daha da belirginleşmişti. Nihayet derenin yanına geldik. Şoförün de dediği gibi derede su yoktu. Karşıya geçmemiz zor olmamıştı. Dereden geçerken de köye girince ayıp olmasın diye çamurlaşmış ayakkabılarımızı derenin taşlarına sildik. Çok hafif bir yere çıkınca ince tarlalar ve evler nihayet karşımızdaydı. Yürüyerek köy meydanına doğru ilerledik ama inanın köyde öyle kasvetli bir hava vardı ki düz ovadaki şehir havasının etkisi burada yoktu.
Ondan mı öyle gelmişti anlamamıştık. Boğucu bir köy havası vardı. Dışarıda kimse yok gibiydi. Sanki terlemiştik. Bir tane bile araç tarzı bir şey görmemiştik. Bunda yağmurun ve havanın soğumaya başlamış olmasının da etkisi vardı anlaşılan. Nasıl bulacaktık ki? Biraz ilerledik. Eski bir cami gözüktü. Öyle ki yıkılmak üzereydi. Nasıl bir köydü ki? Hayat belirtisi yok gibiydi. Nihayet tıngır tıngır bir ses duyuldu ve caminin üst tarafındaki bir evin camı açıldı. İçeriden yaşlı bir adamın bize el ettiğini gördük. Oh be, insan yüzü görmüştük sonunda. İlerledik, kapı açıldı. Yüzü peçeli bir kadın kapıyı açarken içeriden buyurun, ne istiyorsunuz diye bir ses geldi. Bu sırada dışarıda iki köpek belirmişti. Kapının önündeki çimenlere yattılar. Adeta eve bekçilik ediyorlardı. Biz içeri girdik. Birinci bölüm bu kadar arkadaşlar. İkinci bölüm için takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.